Ne yaptın lan? Sürpriz, sürpriz, sürpriz de uzaya çıktım oğlum. Ne yaptın? Bu ne? Teras bar. Hayalimdeki var. Damsız girilmez. Bayan müşterileri bonus olarak emir danışmanlar öpücük. 7/24 açığız. İlk, son ve aradaki bütün ilişkiler bedava. Deli misin sen? Hayalciyim. Lan yan taraf terasa bar yaptığımızı görünce ne diyecek? Herhalde hani bana, hani bana diyecekler. Yok oğlum, gelsin takılsınlar. Beni bozmaz yani. Oğlum, ev telliği ayrı, teras telliği ayrı aileyi sen burada tekile şat yaparken düşünebiliyor musun? Servet teyze pazen elbiseleriyle shakerları havaya fırlatıyor falan. O kadar mı hayalcisin ya? Ah, sorun. Ne yapacaklar kardeşim? Burası sizin de eviniz. Kapı gibi kontratınız var. Oğlum yok kontratımız işte. Özellikle yapmıyorlar ki bir yanlışımızı gördüklerinde tak tek hareketle kapının önüne koyabilsinler, anladın mı? Oh shit. Hadi abi, hadi olmaz böyle. Tut ucundan içeri alalım bunu. Yapma be oğlum, ha? Ha? Yapma be, olmaz öyle, olmaz. Ya, abi görmesinler, hadi lütfen ya, hadi. Nasılsınız gençler? Nedir bu? Bar. Fix. Bar fix. Spor yapamıyoruz da. Terasa işte böyle bir şey aldık efendim. Spor aleti mi bu? Evet, özel yapım bir spor aleti efendim bu. Şu şekilde şu alt kısmı. Step için. Şu şekilde. Hop! Kalça ve bacaklar için. Şu bölüm abdominal kaslar için orası da. Triceps ve biceps için şöyle. Şöyle böyle. Buyur. Bu üst kısmında da bu şekilde koyup evet. Yana göster, bas, çek, bas, çek. Kol, göğüs ve karın kasları için efendim. Umarım terasta spor yapmamız sizin için sorun olmaz. Siz benimle matrak mı geçiyorsunuz? Ha? Ne sorun olacak ya? Ne zamandan beri eve bir yürüme bandı falan pişten alalım diye alabelere bakıyordum. Ne kadar makbule geçti bu? Oley! Hey, günde sadece 20 dakikada vücudunuzdaki bütün kasların çalışmasını istemez misiniz? Bora, öyle değil mi? Evet, aynen öyle Emir. Sarkık göbeklere, rüzgarda bayrak gibi sallanan kollara, çökelek gibi kalçalara son. Göster bakalım doktor bey, nasıl oluyor bu? Çatalı görünüyor artık. Yok ya. Şuraya bak, deniz manzarası diye geldik. Manzaraya bak. Ya insan kendine yüksek belli bir eşofman alır ya. Bu ne? İşte sağlık. Beyaz dizi ha. Kalplerdeki fırtına. Osmanlı tarzı evlerde feng shui'li dekorasyon. Oo, kız tavlama rehberi. Bu eser size mi ait birader? Evet, Cun kardeşim. 68 kuşağı sokak hareketleri, karikatür yıllığı, Brüksel lahanası diyeti. Birader bu 10 benzemizi nasıl seçtin ya? En çok satanları full aldım. Saçma mı? Vallahi onu bunu bilmiyorum da, bu kitapların arasında açılıyı tek etkileyebilecek kitap bu. 68 kuşağı sokak hareketleri. Oğlum ya, en sıkıcısı da o be. Şey yapsak, ben bunun içine karikatür yıllığını koysam, ona baksam olur mu? He, he, he. Birader, sence bu açılaydan umut var mı? Şöyle bir şey söyledi. Yakışıklı arkadaşım, kitap okumuyorsun. Bu önermedeki olumlu ve olumsuz ögeleri bulun. Ha. Yakışıklı bir tarafta, kitap okumuyorsun diğer tarafta. Şimdi mevzu şu birader. Bardağı yarı dolu mu göreceksin, yarı boş mu? Aa, bir de şimdi hatırladım, bana boşsun dedi ya. O zaman içelim birader. Okey. Ya sen iki saattir ona ağzını siliyorsun da o peçete değil.
O Servet teyzenin paçalı donu. Ne? Allah'ım yok. Akşamüstü çamaşır yıkamışlar da astılar biraz. Oğlum niye söylemiyorsun lan? Niye söylemiyorsun? Temiz oğlum, yıkanmış. Allah'ım kirlendim ben. Benim ruhum kirlendi. Ben bu dudaklarla nasıl yaşayacağım oğlum? Paçalı don olsun, tişört olsun, kazak olsun pek güzel serilip kurutuluyor. Sarkmıyor, etmiyor. Neyi etmişler de almışlar. Yahu çamaşır ipi değil o Servet Hanım, spor aleti. Vallahi bir dine bir imane bir günde göbeğim erdi. Orçun, tosunum, karnın mı acıktı, çekirdek yiyorsun? Sana tantini alayım geleyim mi Taksim'den? Ben yemem ya. Islak hamburger? Ayvalık tostu? Zıkkımın kekini ye. Az daha kırılacağı da avcam ya. Ya canı tatlı çeken bir tek ben mi varım ya? Evet, bir tek sen varsın Selahattin. Kalbura bastı yaptım, ayva tatlısı yaptım. Oğlum getireyim mi? Yok. Evde salep var mı? Var, yapayım mı? Yok, hiç sevmem. O ne? Allah'ım, o ne? O nedir ya? Cam kırıldı sanki ya. Nerede? Çekmiz ne oldu? Dur ya. Cam kırıklar bizim dükkanın önünde ha. İnelim bakalım ya. Yok Rıza, sen gel. Babacığım bu gelmesin. Bu çok asabi çocuk ya. Kim? Ben mi? Tabii sen. Siz inmeyin. Ortam kötü. Yani organize planlı bir eylemdir. Bir hırsızlık çetesidir. Bir şeydir. Yani ben ineyim. Bir bakayım. Karakola gideyim. Zabıt tutturayım geleyim. Ya bırak Allah'ını seversen. Çocuklar yanlışlıkla top oynarken kırmıştır. Ya babacığım Allah aşkına saf olmayın. Yani ortalık it kopuk kaynıyor. Kim bilir niyetleri ne? Allah'ım, Allah'ım biz geceleri yataklarımızda rahat uyuyamayacak mıyız ya? Ben de gelseydim enişte ya. Hayır, sen gelme. Sen kadınları ve çocukları yalnız bırakma. Babacığım, birlik ve beraberliğimize en çok ihtiyacımızın olduğu an şu an. Evet, dikkat edelim. Ben karakola gidiyorum. Oradan camcıya, oradan 2-3 saate gelirim ben. Hoşçakalın, merak etmeyin. Kendine dikkat et çocuk. Evet. Bayağı sert burada ama kanka. Of, tamam ama yeter ya, kız gibi mız mız mız. Oğlum çürüyecek mi kol ya? Allah Allah, of ya. Acaba aldığım o tıp kitabında çürük tedavisi için herhangi bir şey var mıdır? Oğlum o değil de. Bak, senin hatan, açılıyı onun yöntemiyle vurmaya çalışıyorsun. Sen kendi silahlarını kullanacaksın. O zaman ben kickboks tekmeleriyle dalayım buna. Ya kavgadan bahsetmiyorum be oğlum. Sen hatunları ayartmak için ne yapıyorsun mesela? Bir şey yapmıyorum. Sen gel diye seçiyorum yani. Ya hayır be oğlum. Tuttun sen açılıyı etkilemek için kitap okudun. Kitap ne lan? Kendi bildiğin gibi davransana. Kendi bildiğin gibi takıl. Parti kafası diyorsun yani. Evet, aynen öyle. İçgüdülerini izle. Sen kızları partinle, müziğinle, yemeğinle, geyik muhabbetinle etkiliyorsun. Öyle mutlu ediyorsun. Sen bir erkek geyşasın kardeşim. Wow. Sağ ol kardeşim. Okey. İlk akla gelen. İçgüdüsel. Teras bardayım. Manzara. İniyorum aşağıdan. Harika bir yemek alıyorum kafeden. Güzel bir şarap. Mum ışığı. Sen müziği ayarlıyorsun. Bravo. Spontane.
Aa, selam Açılay. Ne haber? Setin bitti mi? Ben de terasta takılıyorum bebeğim. Şarap, şarabını açtım filan. Omuzuna şal ister misin? Şalı verirken omuzdan masaja bağladım acı filan. Nasıl? Onun üzerinden şu anda, he? Yalnız... Hı. Teras barımız ağlıyor be abi. Vallahi olmaz. Nereye kaldırıyorsunuz spor aletini doktor bey? Aa, şimdi şöyle söyleyeyim. Terasın bizim tarafı zaten bir Alex değil yani. Evet efendim, zaten dar olan bu tarafı iyice daralttı bu bar. Fix. Ama ben form tuttum. Vallahi delikanlı gibi oldum. Taşı sıksam suyunu çıkaracak vaziyetteyim ha. Rahat rahat çamaşırlarımızı seriyorduk evladım. Sorun da o zaten teyzeciğim. Ben geçen gece bu yüzden travma geçirdim. Efendim? Hayır, şimdi biz çok şükür kimsenin eşyasına muhtaç değiliz. Ama bizzat aynısından aldırmak için fitness salonlarına sordurduk. Bilfil böyle bir aletten haberdar değiller. Ya belki AVM'de vardır ha. Ben gideyim bir iki saat dolaşayım, alayım geleyim. Seni akla mantığa davet ediyorum Selahattin ya. Cihangir'de kırılmadık cam çerçeve kalmamış, dışarısı diyorsun. Hayır efendim, evde oturacaksın. Dışarısı yok. Cız. Ne? Ya evladım, oturun evinizde. Sokaklar it kopuk dolu. Ama asma suratını sevgilim. Sevgilim mi? Ya şımarma Gülistan ya. Sen çok şımardın bu ara kızım ya. Barfis burada kalıyor gençler. Bitti. Abla, sen İstiklal'deki protestoya gitmedin mi? Ay yok Allah aşkına. Dizi oyunculuğu yaptım. Son 3 hafta bana şunu öğretti Boracığım. Setin yoksa yat uyu, bir daha uzun zaman uyumayabilirsin. Vallahi öyle. Bunlar ne? Oğlum! Lan bunlar ne? Tövbe estağfurullah, ne bunlar ya? Abla yan ev terastan bu barı kaldırsın diye ya. Ya ben 7/24 Servet teyzenin poposunu ve... veya paçalı donunu izlemekten yıldım ya. Biz çok pişman olduk abla. Biz deniz manzarası izlemek istiyoruz. Oğlum ya, yalnız manyak mısın sen? Sapık zannedecekler bizi. Ne yapıyor bunlar yan dairede diyecekler. Biz de ne yapalım? Bunlar da bizim çamaşırlarımız. Siz asıyorsunuz, biz de asıyoruz diyeceğiz. Sonuçta onlar da bu rezalete bir son vermek için bunları tamamen buradan kaldıracaklar. Ay buraya yalnız inanamıyorum. Allah aşkına bunları nereden buldunuz? Tülay Beyoğlu'nda bir adres verdi. Gittim dedim adama, biz bunları çekim için alıyoruz falan dedim. Aa, ama geri getireceğiz dedim. Adam da dedi ki tamam alın ama dedi, bazen bunları böyle alıyorlar dedi. Kullanıp geri getiriyorlar dedi. Oğlum şu an sen beni bitirdin, farkında mısın? Oh, bir taşla iki kuş vurmuş oldum. Bu Hanzo da asılmaz artık, sana tırsar. Zaten lan, yavaş, suyu yavaş, da keceğini. Allah Allah ya. Bunlar da kurumuş. İşte ben de şunları toplayayım. Günaydın Selahattin abi. Günaydın. Gülistan Hanım nasılsınız? Sağ olun doktor bey, hamdolsun. Sen nasılsın canım? Maşallah sizin hanım sokaklarda hortalığı ayağa kaldırıyor. Hangi hanım? Sizin hanım. Aa evet, bizim hanım. Nümayiş çamaşır gününe denk gelmiş işte. Aa, şok. Ne oldu? Ters mi geldi? Evet yani, hem ters geldi hem de biraz tuhaf geldi, bilmiyorum. Kusura bakmayın, bizim yaşam tarzımız böyle. Yani evde 2 tane hanım varken koskoca doktor bey mi kaldı çamaşır sermek diyerekten? Ha, onu mu diyerekten? Başka bir şeye takılmayaraktan, bir tek onu diyerekten. Aa, o ne ya bana? Tabii şimdi bizim çamaşırlar biraz marjinal olunca ne oldu, rahatsız mı etti? Yok benim canım, şu leoparlıdan bende de var da acaba benimki mi dedim. Oo, hava soğuk Gülistan, haydi içeri. Bir de senin burnun akanın hiç çekilmez ha. Canım benim çok düşkündür buna, hiç kıyamaz. Şımarma Gülistan, şımar. Ne ya, yetti be ha. Sen beni şımarma diye kalktın Allah Allah kaç gündür ya. Neye şımarıyorum ki ben? Baksana bir bana, nereye arkanın dönün gidiyor ya? Bir dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
aşk damar.